Şimdi söylediğimiz o profil Serdar Kelleci, seninle devam edelim. Hani Icardi'yi bir kenara koyalım. Diyelim ki Icardi kaldı takımda, alındı bonservis, çözüldü her şey. Bu arada orada bir formül daha ilerleyen dakikalarda soracağım sana. Bir virgül olsun. Zapata olur mu Galatasaray'a? Olur mu? Onu bilmiyorum tabii ki. Yani senin kafandaki az önce bahsettiğimiz oyuncu profiline uyuyor mu sana göre? Ya şimdi bazı şeyler hayatta çok oturur. Yani Icardi öyle oturdu. Yani yapbozda o eksik olan parçayı oraya koyduğun anda güzel durmaya başlar. Icardi öyle bir şey. Ve takım arkadaşlarıyla o telepatik yolu da aslında iyi beceren bir adam. Ve çok enteresan bir tevazuya sahip oyuncu. Diğer oyuncuların kendi gibi düşünmesini beklemiyor. Kendi onlar gibi düşünmeye beynini adapte ediyor. Bu çok önemli bir şey futbolda. Çünkü onların Icardi'ye adapte olması çok kolay bir şey değil. Çünkü çok üst seviye bir oyuncudan bahsediyoruz. Üst seviyelerde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Icardi empati kurup Kerem gibi düşünüyor. Empati kurup Mertens gibi, empati kurup Rashica gibi düşünüyor. O kadar kıymetli bir şey ki bir futbolda. Yani oraya doğru, belki yanlış tabir olabilir, özür dilerim eğer öyle olursa, ama oraya inebilmek. Yani üst seviyeden bir alt segmente de geçebilmek. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Her oyuncunun yapabileceği bir şey değil. Futbolun evet bir ortak dili vardır ama bazıları o kadar yukarıda bir ortak dile sahiptir ki oraya erişmek olmaz. O anca aşağıya gelmesi lazım. Icardi aşağıya gelebiliyor. Dolayısıyla bu tip santrforlar için yerine o doldurur mu, çok emin konuşmamak lazım. Peki senin aklında var mı bir profil? Bence şu oyuncu çok iyi olur diyebileceğin şu anda. Ya işte mesela Galatasaray'da bir Felipe Melo diye bir oyuncu vardı. O kadar oranın oyuncusu ki, o kadar orayı artık hani böyle... Ya tamam anladım. O tarz bir isim lazım diyorsun da ben forvet transferi olarak söylüyorum. Tam oradan bahsediyorum aslında. Yani yerleşebilmek. Hani böyle bir saksının içinde bir çiçek vardır. Onu toprağından çıkartırsın, orası bomboş kalır ya. Felipe Melo, işte Icardi gibi oyuncular o toprağı zor doldurturlar sana. Yani çok farklı bir şey. Ya ben izlerken bazen Icardi nasıl ya falan, ya orada attığı bir kafa golü kafayla nasıl falso veriyorsun sen? Nasıl, nerede öğrendin bu işi? Hani bizim yemediğimiz, bizim içmediğimiz neyi içtin de böyle oldun? Gerçekten öyle. Ya bu bir, hani bir oyuncu vardır orta saha, Messi gibidir, işte Ronaldo gibidir. Ama striker dediğimiz adamlar yok dünyada. Yok. Ya olmayan bir şeye sahip Galatasaray. Dünyada çok fazla olan bir şey. Çünkü ha diyeceksin Paris Saint-Germain'de o Messi, Neymar, Mbappe ne yapacağım burada? Çok zor bir yerde. Onlar orası. Bile ne yapacağım oluyor. Tabii yani. Yani maçları izlerken, ben bazen Paris Saint-Germain maçlarını izlerken Neymar'a top geliyor. Versene abicim Messi'ye diyorsun. Vermiyor. Mbappe'ye top geliyor. Yok ben bir gol daha yaparım, bir skor daha yaparım. Icardi de onların arasında böyle oldu bir ara. Ben baktım oyuncuya o zaman da. Ya adam bazen şaşırıyordu Icardi. Şimdi buraya geldiği zaman ya tribün onu seviyor. Yöneticilerin büyük kısmı Florya'ya gittiği zaman şöyle bir sırtını sıvazlıyor. Kerem gidiyor, canım Icardi abim diyor. Herkes tarafından ilgi görüyorsun. O da bir şeyler veriyor. Ya çok karşılıklı bir ilişkisi var Icardi'nin Galatasaray'la. Yani bu ilişkiyi tabii ki yani 20'ler falan konuşuluyorsa Güvenç hocam 3'e bölüyor, onu bir hesap yapıyor ama ben pek orada değilim. Bir kiralama formülü daha olamaz mı? Valla Paris Saint Germain'in kapısını çalan bir Suudi Arabistan takımı varsa bu hikayeyi unut zaten. Bununla birlikte bir, yani tabii belki bir sezon için bir kira. Sonuçta Icardi öyle bir sezonu kalmış, hani son dönemlerinde bir futbolcu değil. Tabii. Bir sezon daha Galatasaray, Şampiyonlar Ligi vesaire diye o transfer gerçekleşse bile ki... Vandanara'nın açıklaması var. Icardi'nin İspanya'ya da İtalya'da kariyerine devam etmesini istediğini söylüyor. Yani bütün bunları da düşünecek olsak bir kiralama formülü daha olamaz mı diye. Zaten yöneticiler de bunu senin gibi düşünüyordur bence. Yani hiç, ben olsam onu kovalarım. Tabii yani Icardi ile mutlaka bir diyalog içerisindeler ve Icardi'ye bazen ya tamam ya bu sevgiliye son çağrış gibi oluyor biraz ama ya hadi olmadı kiralık olur mu? Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu şeyin İtalya'da falan kalsa kaç para alıyor? Şeyden kaç para alıyordu Paris'ten? Senelik bu kazancı.
işte 8-10 civarı 8-10. Değil mi? Ya alacak ya 30 varken 8-10'u Galatasaray verir. Ya bakın bir şey söyleyeceğim. 50 milyon euro çıkarttılar iki tane adam oynamayan adama verdiler ya. Bu kadar 1,5 milyon milyar lira para geliyor falan. O 10-15'i falan verir Galatasaray inanın bana ya. Yani o sıkıntı değil. Şimdi bana mesajlar geliyor. Ya birisi yazmış var o da güleceğim geldi. Ya hocam diyor bizim Zeki'nin, Yusuf Yazıcı'nın, Burak Yılmaz'ın oynadığı ligde bunlar yedekti diyor. Çok güldüm ona. Kimler? Icardi yedekti diyor ya. Yani ya, onların şampiyon olduğu ya, bir dakika işte. Yani Messi'nin onların, yanında Neymar'ın Mbappé'nin yanında ya, bu da, adam. O da bir şey düşünüyor. O da birisi de diyor ki ya 15 milyonu nerede bulmuş işte 1 milyon euro veriyor şampiyon olan falan. Ya arkadaş tamam da şimdi bu 50 milyon euroyu nasıl verdin sen ya? Verdin mi? Verdin. Vallahi ben olsam şeyin yerine derden türmün yerine falan başka yerine var ya 50 verdi kardeşim. Gerekiyorsa buna da 50 veririm. Atıyorum o kadar biraz fazla attık ama. Hocam ver yavaş. Arkadaş. Ya tamam da 15-20 falan verecekler verilir. Hocam senelik mı? 20 derken hani 20 ya milyon iki, euro. Ya 50 milyon euro neydi? Yani verdin vermedin mi? Yani senelere kim sahip... verdi bunu bana onu söylesene. Ya bu 50 milyon euroyu kim verdi? Galatasaray Kulübü vermedi verdi çıktı mı gitti uçtu. Hocam bir daha mı? Ya bu, 50 kaldı, olmasın bu da 25 hocam, versin 20 tamam, versin. Tamam bir oyuncuya verdin o parayı nasıl... Ya verdiler. Ya 50 demiyoruz biz de 50 versin demiyoruz ya. Kaç versin? Ama 10-15 verir yani. Bir hani kesin 10, verir. 10 bende de 10. 10 verir ya gibi. 10, ben bile yani. 10 de, okey diyorsam. 12-14 falan ve versin 15-7,5'a gelir. Ya biz niye düşün. Muhasebesini yapıyoruz Galatasaray yapsın hocam? Icardi'nin menajeri burada. Ya. Allah Allah. Ben olsam bağlarım veririm o parayı. Sen taraftara soralım. 15 milyon euro verilsin verilmesin mi? Bir kişiye verilmesin demez. Sevgili Galatasaraylılar yazın hadi. Son sayfa etiketine. Icardi için Galatasaray Kulübü en yüksek hangi rakama çıkmalı? Hangi ücrete çıkmalı? Ama şunu da çıkmalı? Düşünün 30 milyon euro veren var. Rakipleri de düşünerek yani. 30 veren. Avrupa değil, Avrupa'yı katmıyorum. Avrupa'da verecekleri 8 milyon. Hadi atıyorum 10 milyon euro. Fazla onun vergisi var bilmem nesi var. Yani biz onlardan fazla para verebilir. Galatasaray verebilir. Ama ya bir kere Zapata Mapata 2 gol atmış 2 asisti var kaç maç oynamış bilmem ne. Icardi'nin yerini dolduramaz. Şey olmasın diyorum ki Alex Teixeira ile Pjanic ikisi de kalite futbolcu ama bak onlar ben adamların bundan, kumaşına baktığın zaman 10 numaraydı. Yok hocam anladın ya öyle ya gene ona işte hani kumaşları saçından okey ama şeyleri gene Bardi diyeceğim geliyor Alex öbürlerine. Teixeira biz 1,5 sene top oynamamış adamdı hocam. Her neyse bak şimdi Trabzon'un aldığı futbolcu da Vakame'yi almadın gittin birbirlerini aldın. Macera aranmaz burada. Anladın mı? Zapata, mapata, funda. Ya parayı harcayacaksa birinci öncelik tabii ki Icardi. Ama ya bir şey unutuluyor. Rashica var daha. Bak ikinci bir şey söyleyeyim. Rashica'nın alınması. Ya. Ne? Rashica var. Ya Zaniolo var ya. Zaniolo var ya. İyi bir paraya. Niye satacak ya? Zaniolo Süper Lig'de şey Şampiyonlar Ligi olsa ben daha evvel bu şu golleri atmadan öyle. Söyledim. Zaniolo lazım Şampiyonlar Ligi'nde.